TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba, bugün 11 Şubat Salı. TKP'nin sesine hoş geldiniz. Kamuoyunda Gezi davası olarak bilinen yargılamada geçen hafta yeni bir aşamaya girildi. Savcılık mutalaasını sundu ve mahkemeden cezalar yağdırmasını talep etti. Yakın tarihimizin en kitlesel, en özgür ve bir halk iradesini ortaya koymak açısından en gerçek toplumsal olayının, Gezi'nin, Haziran direnişinin bir uluslararası komplo olarak yeniden kurgulanmasına dayanan davada bütün bir yargılama sürecine zaten hukuksuzluklar damga vurmuştu. Bunun ötesine de geçilmiş, gülünç tutarsızlıklarla her şey bir ilkokul müsameresine dönüşmüştü. Tanık olarak mahkemeye getirilen polislerin "aslında biz pek bir şey de görmedik" ifadelerine, özel güvenlik önlemleriyle ifadesi alınan ve tüm dava sürecinin en önemli unsuru gibi gösterilen tanığın tutarsızlıkları eklenmişti. Bu tutarsızlıklar savcının mutalaasıyla tamamlandı. Tutarsızlıklar o kadar belirgindi ki savcılık özel tanığından vazgeçti. Öte yandan savcılık 10 milyonun üzerinde insanın harekete geçtiği, kökleri derinde olan ve ülkenin sadece geçmişinde değil, geleceğinde de yerini almış bir halk direnişinin varsayımsal bir komplo örgütü tarafından üretilmiş bir senaryo olduğu hikayesinden vazgeçmedi. Mahkeme salonlarında işlenen hukuk cinayetlerine artık herkesin alıştığını düşünüyor olmalılar. Öte yandan halkımızın Haziran direnişini hedef alan bir hukuk komplosunu alışkanlıklarla geçiştireceğini, bu hukuksuz hukuk komplosuna boyun eğeceğini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Haziran direnişi istihbarat teşkilatlarının, para dağıtan ajanların, toplum mühendislerinin harekete geçmesiyle değil, halkın harekete geçmesiyle ortaya çıkmıştır. Bunun nedenleri, bu hareketin temelleri de herkesin malumudur. Dava sanıklarını Gezi olaylarından önce oluşmuş karanlık bir örgüt olarak kurgulayan savcıya, 2013 Haziran'ından çok önce birbiriyle irtibatlanmış olanların asıl kimler olduğunu hatırlatmak isteriz. YGS'de yapılan mod medyan sınav hırsızlığına tepki gösterip 2011 baharında sokaklara çıkan gençler. İşlerini ellerinden alıp ülkenin varlıklarını zenginlere peşkeş çekenlere tepkiyle 2010 kışında Ankara sokaklarına çadırlarını kurmuş tekel işçileri. Kürtaj yasaklarına, şiddeti teşvik eden iktidara karşı direnişe geçmiş kadınlar. Sanata gericiliğin zincirini vurmaya kalkışan yöneticilere, sanat mekanlarını yok edenlere karşı sesini yükselten sanatçılar. Medyaya karşı operasyonu protesto eden, tutuklu gazetecilere özgürlük diyerek sokağa dökülen gazeteciler. Amerikan üslerinden çıkıp halka musallat olan NATO askerlerinin karşısına dikilen yurtseverler. Gezi Parkı ve Taksim çevresinin yurttaşların gündelik yaşamından koparılıp gelgeç turistlerin alışveriş yaptığı plastik bir mekan haline getirilmesine karşı direnişten çok önce kurulmuş olan komünistlerin de içinde yerini aldığı Taksim dayanışması. 2013 Haziran'ında bu ülkede harekete geçen büyük kitlenin örgüt olarak tanımı budur. Bu örgüt Gezi'den çok önce oluşmaya başlamıştır. Direnişi yargılamak isteyenin işte bu örgütü yargılaması gerekir. Cesaretiniz varsa buyurun. 10 milyon insanı, Gezi'den çok önce başlamış kaynaşmayı, toplumun hücrelerinde oluşmaya başlamış buluşmayı yargılayın. Ama ülkenin üzerinde bir yabancı komplosu arıyorsanız, bunun içinde dönüp kendinize bakın. Alman devletinin toplumdaki huzursuzluğu kullanarak Türkiye'ye müdahale ettiği gibi bir iddianız mı var? Böyle bir müdahale için bir sorgulama yapılacaksa, 2002 seçimlerinde iktidara gelen partiyi, Avrupa Birliği süreci dediği bir yalandan aldığı cesaretle eğitimden sağlığa her alanda gericiliği pompalayanları sorgulamak gerekir. ABD'nin ülkemizi karıştırmak istediğini mi söylüyorsunuz? Doğrusu ABD'yi ve emperyalist sermayeyi ülkeye ortak edenlerin bu iddiayla karşımıza çıkmasını ancak komik bulabiliriz. Çünkü asgari ciddiyet, baş müttefiki ABD'nin verdiği destekle hukuk komploları yürütenleri, kendini bu davaların savcısı ilan etmiş olanları sorgulamayı gerektirir. Bunun yerine Haziran direnişine katılanları sadece Gezi Parkı'na değil Taksim'e, Beyoğlu'na, kente sahip çıkmak üzere canını dişine takmış, emek vermiş insanları Taksim dayanışmasını yargılamaya kalkacaksanız bunu başaramazsınız. Bunun üstüne bir de bu hukuksuz davayı geçerken bir cinayet suçlusunu aklamak, Ali İsmail Korkmaz'ın katilini yargılandığı davada kurtarmak için kullanmaya kalkacaksanız gerçekten bir hayal dünyasında yaşıyor olmalısınız. Türkiye Komünist Partisi açık ve kesin olarak ilan etmiştir.
ülkemizde tüm siyaset kurumlarına olduğu gibi toplumsal hareketlere de devlet aygıtının ve her türden karanlık emperyalist örgütlenmenin musallat olmaya çalıştığını çocuklar bilebilir. TKP, Haziran direnişinde bu türden karanlık çabaların tüm direnen halk eliyle savuşturulduğunu, provokasyon girişimlerinin de direnişi halkın elinden alıp liberal bir sermaye aklına teslim etme çabalarının da en başta komünistlerin etkinliğiyle başarısızlığa mahkum edildiğini söylemiştir. Türkiye Komünist Partisi en başından beri söylediklerini bir kez daha tekrarlıyor. 2013 Haziran'ında bu ülkenin üzerine bir güneş gibi doğan büyük halk direnişinin arkasında halk vardır. Halkın birikmiş öfkesi vardır. Bu öfkenin ortaya çıktığı, Gezi Parkı'ndan başlayarak tüm ülkeye yayıldığı dönemde bu öfkenin parçası olmuş, milyonlarla birlikte hareket etmiş olanların yargılanmasıysa tarihe sadece yargılayanların utancı olarak geçecektir. 18 Şubat günü yapılacak olan duruşma öncesinde savcılık tarafından sunulmuş olan mutalaa ise tüm sürecin hukuksuzluğunu özetleyen bir kelimeler yığınıdır. Çürük ve tutarsız bir iktidar bildirisidir. TKP, Haziran direnişine gölge düşürme, onu zayıf düşürüp gömme girişimlerine de, karanlık manipülasyon girişimlerine de karşı durmuştur. Şimdiye kadar olduğu gibi, şimdiden sonra da gerici saldırıyı gereken şekilde göğüsleyecektir. İşçi işçi diyorsunuz, hepsi AKP'ye oy vermiyor mu? Dış ülkelerle ilişki nasıl olacak? Herkes bize düşman olursa nasıl ayakta kalacağız? Müslüman biri komünist olabilir mi? Bu halk cahil. Yarın önüne çıkanın peşine yine takılır gider. Emeğinize yazık değil mi? Hiç mi iyi bir şey olmuyor? Her şeyi eleştiriyorsunuz. Biraz nefes almak hepimize iyi gelmez mi? Bu sistemin içinde çalışıp bu sistemi nasıl değiştireceksiniz? Sorularınızı bekliyoruz. Türkiye Komünist Partisi'ne iletişim@tkp.org.tr adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. Kurtuluş Savaşı türküsü dinleyeceğiz bugün. Sovyetler Birliği'nin Türkiye'deki bağımsızlık mücadelesine destek vermek için gönderdiği silahları Batum'dan Samsun'a taşıyan Dursun Kaptan ve arkadaşlarının türküsü. Dursun Kaptan adlı bu türküyü Selda Bağcan'dan dinliyoruz. Thank you.
Bir ye Çakkaya, bir ye selam olsun Rize'ye. Bir ye Çakkaya, bir ye selam olsun Rize'ye. 55 sefer ettik da kuvayı milliyeye. 55 sefer ettik da kuvayı milliyeye. TKP'den haberler. Elazığ depreminden sonra çocuk yaşta evlilikleri savunan beyanlarıyla gündeme gelen ve halen Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ders vermeyi sürdüren Bedri Gencer adlı profesörün dün sabahki dersi, Türkiye Komünist Gençliği üyesi öğrencilerin protestosuna sahne oldu. Gencer'in çocuk tacizini meşru kılan beyanlarını hatırlatan öğrenciler, Bedri Gencer gibilerini üniversitelerimizde istemiyoruz diyerek dersi topluca terk etti. Ardından tüm sıra arkadaşlarını dersi sildirmeye davet eden Türkiye Komünist Gençliği üyesi öğrenciler, Bedri Gencer bize üniversitelerde hiçbir şey öğretemez dedi. Patronların ensesindeyiz özel okul öğretmen dayanışma ağının çağrısıyla kamu öğretmenlerinin yararlandığı indirimli ulaşım hakkından yararlanmak için geçtiğimiz ay İzmir ve Ankara'da belediyelere dilekçe veren özel okul öğretmenlerinin talebi reddedildi. Konuyla ilgili ortak açıklama yapan Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmenleri İzmir ve Ankara Dayanışma Ağları, red gerekçesi olarak özel okul öğretmenlerinin eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli sayılmamaları gösterildiği halde, Antalya ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri gibi başka belediyelerin özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlere de indirimli ulaşım hakkı tanıdıklarına dikkat çekti. Öğretmenler açıklamalarında indirimli ulaşım kartı taleplerinde ısrarcı olduklarını belirterek bu hak tanınana kadar çeşitli yollardan seslerini duyurmaya devam edeceklerini ilan ettiler. Patronlarının fabrikayı boşaltarak kaçması sonucu haklarını alamadan ortada bırakılan çelik nakış fabrikası işçileri, Patronların Ensesindeyiz aile iletişime geçmiş ve birlikte yürüttükleri mücadele sonucu baskı bölümünde çalışan işçiler geçtiğimiz günlerde haklarının büyük kısmını almıştı. Ardından işçiler Çiğli İşçi Evi'nde yaptıkları açıklamayla ilk kazanımlarını elde ettiklerini ilan etmiş ve nakış bölümünde çalışmış arkadaşlarının haklarının derhal ödenmesi için de mücadeleye devam edeceklerini duyurmuşlardı. Bu karar üzerine eyleme geçen işçiler dün Zara mağazasının önünde mağduriyetlerinin derhal giderilmesi için bir eylem gerçekleştirdi. Eylemlerine bir basın açıklamasıyla son veren Patronların Ensesindeyiz Çelik Nakış İşçileri Komitesi, kendi emekleri üzerinden servet büyütenlerin sorumluluktan kaçamayacaklarını dile getirdi. Doğalgaz ve elektrik faturalarına yapılan zamlar üzerine düzenlenen "Üşüyoruz, kazıklanıyoruz, bu faturaları kabul etmiyoruz" başlıklı halk toplantıları devam ediyor. Bu akşam saat 19.30'da Samsun Atakum Semt Evi'nde, İstanbul Selimiye Keyfe Gel Kafe'de, Sarıyer Merkez Mahallesi Semt Evi'nde ve 20'de İzmir'de TKP Bornova İlçe Binası'nda, yarınsa saat 19.00'da Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, 20'de İstanbul Koca Mustafa Paşa Semt Evi'nde, 20'de Beyoğlu Semt Evi'nde, 20'de TKP Bakırköy İlçe Binası'nda, 20'de Paşa Bahçe Can Kafe Beykoz'da, 19.30'da Kafe No 70 Kadıköy Yel Değirmeni'nde bu başlıkta bir toplantı düzenlenecek. Bugünkü yayınımız sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.